Son yarışmacımız Nihli Hanım için alkışlar. Nihli Hanım 62 tane harf alabilecek durumdasınız. Ama biraz önce beni biraz ürküttünüz. Sorularım zor. Evet. Ama manto da sizde takılmışsınız. Yahu manto takılacak. Kusura bakmayın Aykut Bey. Yani basiret bağlanmasıydı o yüzden. Ağzımdan aldınız basireti. Hep tamam. Aykut Bey burada olduğu için buranın verdiği, Benjamin'in verdiği gerginlikte basireti bağlanmış olabilir. Arka tarafta sizi kim bağladı? Eyvah. Bağladım. Bugün bir ters bir gün. Birazdan zaten iş bittikten sonra alacağım elime bezi, muska arayacağım buralarda. Hem bir sileceğim, temizleyeceğim. Sirkeli suyla. Sirkeli suyla hem de muska arayacağım efendim. Sonra toparlayacağız. Ne yazık ki 3 rakibinizi birden yakaladı. Onlar için dert olan size hediye efendim. Dediğim gibi 62 tane harf alabilirsiniz. Lütfen tadını çıkarınız. Gelsin mi? Gelsin. Buyurun gelsin. Mecazi anlamda amaç edilen, ulaşılmak istenen ideal, ülkü. Bu bizim ülkümüz. Bu bizim idealimiz. Bu bizim neyimiz? Asıl anlamı başka. Bir de böyle mecazi bir anlamı varmış. Bir harf alayım. Alalım bir harf. Durdurdunuz mu? Evet. Neden acaba? Oysa ki 61 tane daha harf alabilirdiniz. Ülkü, ideal. Hedef. Argo'da da sevgili anlamına gelirdi ama eski argo'da. Bizim eski argo'da. Bir harf daha alabilir miyim? Daha durdurduktan sonra mı? Durdurduktan sonra mı? Ötmeye başladıktan sonra 61 tane harf alabilecek durumdayken durdurup ondan sonra bir daha harf mi istiyorsunuz benden? Amaç edilen bu bizim ülkümüz, bizim idealimiz. İnanç, sevda. Bizim davamız. Hadi yenisi gelsin bakalım. Nasıl bir soru? Zor olan mıydı, kolay olan mıydı? Bu biraz daha kolay davadan. Çünkü davanın içerisinde metafor vardı. Bu daha bilgi sorusu gibi. Muhtemelen de coğrafyayla ilgileniyorum demiştiniz siz, evet, değil mi? Evet. Seviyorsunuz. Bunu da muhtemelen biliyorsunuzdur. Buyurun. Efendim, İran'ın güneybatısında yaşayan halk veya Arap. Bu halkın soyundan gelen kimse. Arap. Arap olmaz işte. Olmaz. İran diyor. Hangi dili konuşurlar? İranlılar Arapça Arap. Konuşmazlar. Fars. Ne diyor? Fars. Fars. Buyurun bir dakika. Gelin bir daha anlaşalım sizinle. Şu an itibariyle hani bir davada takıldık, geriye düştük ya. 55 tane harf alabilecek durumdayız. Kendinizi... Bunlar mübalağa değil, değil mi? Gerçekten yani rakamlar. Evet. Çünkü sizden önceki hiç yarış... aşina değilim ya. Ben de değilim. Ama oldu bugün böyle bir şey. Şu anda en yüksek puan Aykut Bey'in 3600 puanı. Böyle bir riske gerek yok. Bana denk geldi. Tamam mı? Sakin sakin. O istediğiniz çekişmeli yarışmayı ben size hafta finalinde yaratırım. Tamam mı? Siz şimdi rahat rahat bugünün bir şampiyonu olun. Buyurun gelsin. Buhur da derler, yakılarak kullanılan güzel kokulu maddelerin genel adıdır. Dilimin ucunda. Buhurdanlıkta yaktığımız şey. Bakmayın o taraflara. Yok, hep hı? Ona hediye gelen bir şey de aklıma gelmiyor şu an ismi. Böyle çubuk gibi bir şey. Harf mi alsak? Çubuk gibi, evet alayım. En güzeli. Bir tane tütsü. Daha. Nedir? Tütsü. Tütsüdür. Hadi yiyiniz. Hiç beklemiyorum. Türkçe karşılığı kes yap. Ama hiç kullanılmaz. Puzzle. Nedir bu toplama resmi? Yap boz. Yap boz. Bu yap boz. Kes yap. Kes yap. Mesela puzzle'a yap boz diyoruz ya. Hı-hı. Buna da kes yap diyormuşuz ama o pek yaygınlaşmamış. Hiç duymadım, evet. Toplama resim. Bunun batı kökenli adını istiyorum sizden. Bir harf alayım. Alalım. Başka başka resimlerden toplam. Kolaj. Kolaj. Yarısından çoğu mastardır. Bu da sizin ilk 6 harfli cevabınızdır. Buyurun gelsin. Gövdeden ayrılmak. Kopmak. Ne yapsak? Durdurmak. Durdursak. Kop. Sonra bir cevap. Kopmak. Kopmak. 600 puan. Doktor muydu? Hekim miydi bir akrabanız? Ablam diş hekimi. Diş hekimi. Evet. Hmm, yakınlardan. Buyurun.
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan çok damarlı, salgısını kana veren bir bez. Pankreas. Hoppa, yakından dedim, gırtlağın nerelere gittiniz? Kim hocam bezi yani? Geliyor diz, aklıma. Eğer diş hekimi ise çok uzakta değil bu bezler. Kana veren bir. Gelin bir harf alalım. Alayım. Alırsınız çünkü. İstediğiniz kadar alırsınız. Tükürük dedim ama değil. Gelin bir harf daha alalım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. Neden durduruyoruz? Ah, ah Nihla Hanım. Neden durduruyoruz? Tromon. Tromon. Guatr. Değil mi hocam? Troit. Nedir? Troit. Troit'tir. Alabilirsiniz. Çokça harf alabilirsiniz. Hep şeyli zorlu olanlara alıştım ya, harf almamam gerekiyormuş gibi izlediklerimden. Tamam, gerek yok, o bölümlerde değilsiniz. Tamam. Şimdi kendi bölümünüzdesiniz, tamam mı? Ama böyle uğraşır da kaybederseniz bu bölümü izlerken çok sinir olursunuz kendinize. Yapmayın. Rahat edin. Buyurun. Diyor ki kalmak fiiliyle birlikte uyuşmak, anlaşmaya varmak. Bu anlamlarda kullanılan Arapça kökenli bir söz. Nokta nokta kalmak. Uyuşmak, anlaşmaya varmak. Uzlaşmak. Arapça kökenli bir kelime. Harf alayım. Mutabık. Ne yapalım? Olmak. Mutabık olmak. Mutabık. İşte 7 harfler. Fakat sizin bu telaş yüzünden yarısını bitirdik. Süremiz 1 dakika 37 saniye. Yani sürenin yarısı yok elimizde. Tamam. Harfimizi alalım. Tamam. Hadi buyurun gelsin yenisi. Budizmin manevi kurtuluş için kullandığı terimdir. Buyursunlar. Harf al. Tas. No. Hoppa. Ne o? Harf alayım. Budizm. Harf alayım. Kurt Cobain. Nirvana. Oldu bitti. Burada işte harf alınır, alınır. Bugünün en zor sorularından biri bu. Gelsin bakalım. Arapça kökenli bir kelime. Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak İstiyareye için. İstiyareye yatmak. İstiyare. Oo, o da bana denk geldi dediğim zaman güzel bir denk gelişmiş. Değil mi? Evet. İnsan şansla karşılaştığı zaman onu da kutsamalı. Kesinlikle. Hep kötü şeyleri söylememeli. Değil mi? Harf alayım derken çok rahatladım böyle şey. Ha? Önce 3 kere üst üste aldım ya. Elimizde de zaten 5 tane soru kaldı. 1 dakika 9 saniyede bence o 5 soruya gayet yeterli gelecektir. Gelsin bakalım. Pick-up da denen taşıt istihare zordu. O yüzden biraz rahatlatmak pick-up istedik yarışmacıyı. Plak, o, hayır o değil. Ha, araba olan pick-up. Arkasında yük taşınan pick-up'lar. Ne deniyor onlara bir de? Kamyonet. Ne deniyor? Kamyonet. Kamyonet. Gayet güzel. 2 kelimeden oluşuyor. 9 harflidir cevabınız. Buyurun, şöyle sorulmuş. Bir cürmün işlenmesinde etkisi olan ve faillere... Suç ortağı. Yardım ve yataklık eden kimse suç ortağı. Son soru. Son 9 harfli cevap aynı zamanda. Tek kelimedir efendim cevabımız. Görelim. Kendi türünden varlıkların etini yeme eylemi veya alışkanlığı. Hannibal'ın film dizisi. Hannibal'ın alışkanlığı. Evet. Şimdi hatırlayacağım. Bir saniye dilimin ucundan. Kendi et. Harf alayım. Harf İnsan alayım. İnsan eti yiyor mesela. İnsan eti yiyen insana. Harf alayım. Yam yam. Yam yamlık. Yam yamlık deriz, gerek de yokmuş. 2. harfe. Tamam. Şimdi gelsin yenisi. 10 harflidir, 2 kelimeden oluşur. Birleşik yazılır. Gözünüz kimde sürekli? Kimse de değil. Bırakın şimdi, açıklamayı yaparım burada. Bak sonra başınız belaya girer. Gelsin gelsin. Şaka yapıyorum. 2 soru kaldı, dikkatiniz dağılmasın. Tarım zararlılarını yediği için genellikle tarım toplumlarında iyilik kaynağı sayılırmış bu kın kanatlı. Harf alayım. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha istediler. Evet. Bir tane daha istedim. E verdik ya işte. Bir tane istediniz. Üçüncüyü yumuşak de isteyince diye dedim. Tarım tarım toplumlarında iyilik kaynağı sayılır. Merak etmeyin. Bu soruya doğru cevap veremeseniz bile kazanabilirsiniz şu anda.
6000 yüzdeyiz çünkü. Tarım toplumunda ilk kaynağı sayılan. Kın kanatlı dediğiniz ne olabilir ki? Kuş türü. Kuş mu? Kuş değildir. Aa, böcek. Böcek. Nasıl böcek? Uğur böceği. Uğur böceği. 800 puan. Bu seferki de iki kelimeden oluşuyor. M, ma diye bitiyor. Şöyle soruluyor efendim. Buyurun. Boyun eğmeyip direnme. Harf alayım. Harf istediler. Boyun eğmeyip başka direnme. İki kelime. Boyun eğmeyip direnme. Baş kaldırma değil. Direnme. Saldırıya. Karşılık verme. Hadi gitti gayret. Çok yaklaştık. Karşılama. İki kelime. Karşı durma. Ne? Karşı durma. Durma değil de. Karşı çıkma. Karşı vurma. Karşı koyma. Karşı koyma. Çok inatçı bir yarışmacısınız efendim. Evet. Bu inada devam ederseniz hafta finalinde bence biz bu işi tur finaline biraz kadar biraz şansa kazandım gibi oldu. Çok şey düşük oldu. Ne istiyordunuz böyle yırtarak? Hayır yani. Falan. Hani, bu dekorları sökeceğim, eve kuracağım ben. O yüzden de kendime çok şey bulmuyorum yani. Tamam hafta finalinde yaparsınız efendim. Umarım. Olmaz mı? Olur. Bak üzüldü benim şampiyonum. Ona bir kuvvetli alkış verin.